Bir kez aleme alem denmesinin sebebi alemin bilinebilir olmasından dolayıdır. Rabbul alemin. Alemlerin Rabbi olarak nitelenmesi etimolojik olarak alem alametten gelir. Alamet bilinebilir olduğuna işarettir. Alamet işaret demektir. Dolayısıyla biz şu anda bilmiyor olabiliriz ama yine de bilinebilirdir. Aslında bilinebilir olan kutsal değildir. Dolayısıyla kutsallık Kur'an'da Allah'ın zatında toplanmıştır bu sebeple. Yani olay hakkındaki daha geniş incelememi Esma-i Husna'dan El-Kuddus evet. El isminden mutlaka okumalarını tavsiye ederim. Yani vahiler tarihinde vahiler de bir süreçtir onu söyleyeyim. Vahilerin de tekamülü vardır bu anlamda. Orada kutsallığın nasıl son peygamberde, Allah'ta toplandığını görürsünüz. Onun için bunun haritasını orada yapmıştım ona atfedeyim. Yani alem bilinebilir olandır. Onun için dokunulmaz değildir yani. Alemdeki her şey dokunulabilir. Onun için bize bu şunu söylüyor aslında. Ben bilinebilir kıldım. Siz niye bilmek için yeterince çırpınmadınız? Bu bu bir. Evet. İkincisi bu arkadaşımızın söylediği şey de aslında bir e, bilim yaklaşımıdır. Evet. Bir yöntemdir. Malumunuz... Modernizme bir cevap olarak doğdu bu ki Karl Popper ve efendim Thomas Kuhn bunu işte bilim yanlışlanabilir olandır. Aslında bu bilimi kendi kendini eleştirme olgunluğuna kavuşturdu. Evet. Bilim kendi kendini eleştirme olgunluğunu taşırken biz Müslümanlar neden atalarımızdan intikal eden böyle şeyleri gelenek el, yanlışlanamaz ele, mı? Ele, eleştirmekten korkuyoruz. Eyvallah. Yani bilim kendisini beni yanlışlayın, yanlışlayın ki daha doğruyu bulayım derken biz neden hurafelerimize din gibi sarılıyoruz? Aslında bu örneği Kur'an'da Müddessir suresinde anlatılan bir bir sığ düşünme biçimidir. İnnehu fekkara ve kadder. O tip, o ön yargılı tip aslında orada tırnak içinde ön yargılı tip ölçtü biçti. Fakat sığ ölçtü biçti. Yani ön yargılarıyla ölçtü biçti. Aslında kendi kendine zincir vurmuştu. Onun için o zinciri kıramadı. Bir daha ölçtü, biçti. Yani ben kahrolası, kahrolası diye söylemiyorum. <laughs> Dolayısıyla bu anlamda bir düşünme ama ön yargılı düşünme biçimine. Bu çünkü burada kullanılan fiil tefkir, diğer tümünde bir tane burada kullanılır. Diğer tümünde tefekkür, ökürle tefkir arasındaki fark bu. Biri sığ düşünme, ön yargılı düşünme. Biri ise yani ön yargısız. Yani değişebilir, dönüşebilir. Hak neyse o, hak neyse o, hak mı? Buyurun. Yani hak Allah'ın ismidir aynı zamanda unutmayın. Dolayısıyla insanın bir tane ön yargısı olmalı. O da hakikat. Evet. Hakikate ön yargısız mıyız? Önce bunu bir koyalım, bunu tartışalım. Yoksa yani arkasından bunun postmodernizmde bu, Çok tartışma, post, postmodernizmde yıkıldı. Şimdi posttrut geldi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Bunlar değişebilir şeyler, yaklaşımlar bunlar. Onun için bu anlamda Müslümanların aslında şöyle dönüp bir tevbe etmeleri lazım. Tevbe yani dönmek demek. Ön yargıdan tevbe, tevbelerin en zoru.